kardeşlerimiz. Sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Allah'ın bize verdiği nimetlerden bahsetmemiz gurur olur mu? Hakikaten çok sorulan ve hemen hemen her gün başımıza gelen olaylardan bir tanesidir. Allah'ın bize verdiği nimetleri anlatmak gerekir mi? Anlatırsak bu gurur olur mu? Evet. Allah'ın bize verdiği nimetleri anlatmak gerekir. Çünkü Allahu Teala peygamberimize hitaben doğrudan ama dolaylı olarak bütün insanlığa ve bütün cinlere, bütün kainata hitaben şöyle buyuruyor. Ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. Allah'ın sana verdiği, Rabbin sana verdiği nimetlere gelince onları anlat da anlat. Bunu tahdisi nimet şeklinde bir deyimle ifade ederiz. Allah'ın nimetlerini anlatmak anlamında. Çünkü Allahu Teala bu nimetlerinin kendisi görmek istediği gibi kullar üzerinde de görülmesini ve görülen nimetlerinin anlatılmasını ister. Problem bu değil. Problem Allah'ın nimetleri anlatmak değil. Allah'ın nimetlerini, Rabbimizin nimetlerini kendimizinmiş gibi sahiplenerek anlatmak yanlış. Bu açıdan Allah'ın nimetlerini anlatmayı terk etmek değil, anlatırken kendimize vermeyi terk etmek gerekiyor. Nimet anlatacağız açıklayacağız. Detaylı detaylı Rabbimizin nimetlerini insanlara, kainata, mahlukata, mevcutata, canlı cansız, görünen görünmeyen bütün varlıklara ilan edeceğiz. Ama onlar asla nefsimize, kendimize vermeyeceğiz. Mesele bu. Buna müsaade ederseniz bir örnekle açıklamaya çalışalım. Diyelim ki size birisi harika bir elbise hediye etti. Çok güzelleştiniz, yakışıklı oldunuz. Herkese sizi maşallah çok güzel oldunuz. Ne güzel, iyi yakıştı size diyor. Siz şimdi bu elbiseyi görünce ve güzelliğin farkına varınca deseniz ki, hayır kardeşim, bende bir özellik ve güzellik yok. E o zaman size bu elbiseyi hediye eden zata karşı bir nankörlük olur. Öyle değil mi? Adam size bir elbise hediye etmiş, elbiseyi niye inkar ediyorsun? Bu doğru değil. Yanlıştır çünkü hediye veren zata karşı saygısızlıktır. E öbür taraftan deseniz ki evet ya var mı benim gibi böyle bir yakışıklı yiğit baba yiğit? Ya e bu da gururdur. Bütün size verilen hediyeleri tabiri caizse kendinize mal etmektir. Sana ait olmayan bir güzelliği elbiseye ait ya, elbiseyi sana verene ait ya. Dolayısıyla sana ait olmayan bir güzellikle gururlanmaktır. Bencilliktir. Kendine vermektir. E bu da yanlış. E ne yapmak lazım? Bunun bir ortasını bulmak lazım. Bunun mutlaka bir ortası olmalıdır. Bizim dinimiz sırat-ı müstakim değil mi? En orta yol, en düz yol, en doğru yol, en istikametli yol değil mi? Evet. Burada da bunu göstereceğiz. Nedir istikameti? Evet kardeşler, arkadaşlar. Bende bir güzellik var. Ama bu güzellik elbiseye aittir. Dolayısıyla bana elbiseyi veren zata aittir diyerek hem güzelliğin farkına varıp onu ortaya koymak hem de o güzelliğin kendisine ait olmadığını, elbiseyi kendisine veren zata ait olduğunu söylemektir. Dolayısıyla ne elbiseyi vereni inkar ederek nankörlükte bulundu, ne de kendisindeki güzellikleri inkar ederek kendisine güzellikleri kendine vererek gurra düştü. Ne yaptı? Hem güzellikleri anlattı hem de nankörlükten kurtuldu. İşte bu kainat ve ben bedenen ve ruhen içimde dışımda zahiri batını gördüğüm görmediğim hissettiğim hissetmediğim ruhi ve bedeni maddi ve manevi dünyevi uhrevi Allah bana ne lütfettiyse ne ihsan ettiyse bunları anlatmak ama kim adına Allah adına anlatmak tahdis nimettir. Bunları görmezden gelmek Allah'a karşı nankörlüktür. Bu güzellikleri kendimizden bilmek, biz yaptık demek, hafazan Allah, Allah muhafaza eylesin. Bu da gururdur. Allah'a karşı meydan okumak anlamına gelir farkına varmasak da. Dolayısıyla bütün bu nimetler Allah'ın bana ihsanıdır, lütfudur. Ben bunlara layık olmadığım halde, insanlığa layık mıydım? Hayır. Hayvanlığa da hayvanlar layık değildi. Bitkiler de bitkiliğe layık değildi. Yani onlar onları hak etmişler de haşa Allahu Teala onlara o özellikleri vermiş değil ki. Var etmek lütfuyla Allah'ın. Varlıklarını devam ettirmek de lütfuyla. Dolayısıyla Allah beni taş yapmamış, bitki yapmamış, hayvan yapmamış, insan yapmış. İnsan yapmakla beraber Allah bana imanı lütfetmiş. İslami esaslara uymayı ihsan buyurmuş. Bana maddi ve manevi bu kadar nimetler önüme sermiş. Kainatı bir sofra olarak önüme dizmiş. Sadece dilime taktığı nimetleri düşünecek olursam, yeryüzündeki tatlar sayısınca küçük küçük ölçücüklerle dilimi donatmış ve hangi tadı alacak olsam onu tadacak özellikleri Allah bana lütfetmiş. Dokumuş dilimi vesaire. Akıl, kalp vesaire gibi duygular düşündüğümüzde bütün bizdeki güzellikler Allah'ın o güzel isimlerin tecellileridir. Bunların farkına varmak ibadettir. Bunların farkına vararak bu nimetleri Allah'tan bilerek anlatmak da ibadettir. Bırakın gizlemeyi anlatmak da ibadettir. Peygamberimizden bununla ilgili bir cümleyle konuyu misk edelim. Diyor ki Peygamberimiz Enen nebi Ene hatemun Ben peygamberim ben peygamberlerin sonuncusuyum la fahr ama övünmek yok. Öyleyse müminler peygamberin ümmeti olarak bütün Allah'ın ihsan ettiği nimetlerin farkına varıp anlatmalıyız. Ama bu nimetlerin tamamının Allah'ın bize ikramı ve ihsan olduğunun farkına vararak bunu da hiç olmazsa hissettirmeliyiz karşıya. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bunları ihsan etti diyerek. Ama bunu sadece dilimizle değil, halimizle, vicdanımızla, iç dünyamızla, iç muhasebemizle de aynı ruh, mana ve şuur içerisinde söylememiz gerekiyor. Dilimizle Allah'ın nimetleri diyerek içimizden bir gurur hissi olursa o zaman orhiyaya girer. O gösterişe girer. O gerçeği yansıtmaz. O da tehlikeli. Allah muhafaza. Demek ki ruhen bedenen maddeten manen. Ne kadar nimetler varsa hepsini Allah'a nimet bilerek anlatmak gerekir. Ayetteki cümleleri bitirelim. Ve emma bi rabbik. Ne diyor Allahu Teala? Rabbin nimetlerini. Demek ki her nimet Rabbimindir. Rabbul alemindir çünkü o. Rabbun nastır, Rabbidir. Alemleri Rabbidir, insanları Rabbidir, benim Rabbimdir. Öyleyse alemleri, kainatı, benim etrafımda toplayan bir Rabbim var. O Rabbimin nimetleridir ve ben de onun nimetlerini size anlatıyorum." demektir. Ayette zaten sorunun cevabı da vardır. Cenab-ı Hak kendi nimetlerinin farkına varmayı ve bu nimetlerin de ona ait olduğunu insanlara anlatmayı ve hakiki şükre nail olmayı nasip eylesin.